Yaşama Sanatı programımızdan hepinize merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de çok özel bir konuğum var. Çok özel bir konuk ağırlayacağız. Sanatın bütün dallarında güzel şeylere dokunmuş, ses vermiş, renk vermiş konukları ağırlıyoruz. Bugünkü konuğum ses vermiş, renk vermiş, duygu selini aktarmış özel biri. Yaşama Sanatı başlıyor. Gazeteci yazar Nazan Şaraş Atan'a Yaşama Sanatı programında çok özel konuyla birlikte sizlerle olacak. İyi bir müzik sanatçısı olabilmenin sırrı nedir? Pop müzik dünü ve bugünüyle nasıl değerlendirilmelidir? Müzikseverler tüm dünyada neden nostaljik eserleri daha fazla dinliyor? Hiç sende insaf yok mu can alır ellerin? Hiç sende vicdan yok mu sızlamaz yüreğin? Yaşam öyküsüyle, anılarıyla birlikte Türk müziğinin önemli sesi Erdal, şimdi Yaşama Sanatı programında sizlerle. Kültür Televizyonu ekranlarında çok özel bir program, Yaşama Sanatı başlıyor. Erdal Çelik'le birlikteyiz. Hoş geldin Erdal'cığım. Hoş bulduk. Erdal'ım. Nazi. Nazi. Sevgili izleyiciler, Erdal Çelik benim çok eski, çok kadim, çok sevdiğim bir dostumdur. Kırmadı bugün aramızda. Erdal'la çok uzun, çok eski günlere gideceğiz. Eskilerden, yenilerden söz edeceğiz. Birçok şeyi değerlendireceğiz. Nasılsın Erdal? Teşekkür ederim. İyiyim. Seni görünce daha iyi oldum. Hani dostane katılım gibi geliyor insanlara ama... Senin programına katılmak ayrıca bir şeref benim için. Ah canım benim, teşekkür ederim. Tabii gerçekten. Çünkü Türkiye'de artık doğru yapılan işler ve yerine ulaşan işler az olduğu için seninki çok güzel bir iş. Hayatınla ilgili zaten. Ve hayatının içinde olan bir iş. Ben de buna katılmadan edemezdim. İyi ki çağırdın beni. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler ederim Erdal'ım. Sağ olasın. Seninle müzik hakkında uzun uzun konuşacağız ama önce sen biraz kendini anlatsana bizlere. Ben seni tabii çok iyi tanıyorum, çok eskilerden beri tanıyorum ama mutlaka herkes tanıyor. Ama biraz da seni senden dinleyelim mi? Ya şimdi nasıl Erdal Çelik'sin? En zor iş bu. Kendini anlat dediğin zaman anlatmak çok zor bir şey. Evet. Çünkü ben hayatım boyunca da hiç kendimi tam ifade edemedim. Sebebi de şu. Bize verilen terbiyenin doğrultusunda kendini ne olduğundan fazla göster ne eksik dedikleri zaman bize hep bu işlendi ve gele bugünlere geldi. O yüzden ben bazen kendimi anlatırken anlatacak sözleri bulamıyorum ama tamam, tabii ki yaptığım işler, hayata bakışım, hayattan ne istediğim, hayata nasıl şu anda tutunduğum açısından bir şeyler söylemekse. Ama tabii bana bu zor görevi verdiğin için sana teşekkür ederim. Kendini anlat dediğin zaman sene 1356 doğmuşum. Ya hakikaten hayatın şimdi az önce şeylerime bakınca bayağı zaman geçmiş. Aslında bakarsan çok gibi görünen ama kısa bir zaman içerisinde insan çok değişime varıyor. Nereden başlayayım? Çocukluğumdan mı başlayayım? Yok ya, o kadar detaylıyım. Ben seninle ilk karşılaşmamı, senin çocukluğunu geçeceğim, hepsini geçeceğim. Çünkü parça parça anlatacağım. Belli, sen kendini çok anlatmayacaksın. Ben seni anlatayım. Ben işte dediğim gibi yani şimdi hani ben CV yazarken bile zor. Hatırlarsan sana yazdırmıştım evet. CV'mi. Çünkü gerçekten çok zor bir iş. Kendini anlatabilmek. Yani işte yaptığım şu, yapacaklarım şu diyebilmek. Ama tabii insanın ilk aklına işte çocukluk yılları gelir kendini anlattığında. Gibi. 6 çocuklu bir ailenin, memur bir babanın çocuğuyum yani. Hayatım hep doğuda babamın işleri nedeniyle geçti.
Babam çok namuslu bir devlet memuru olduğu için devamlı ücra köşelere gönderildi gerçekten. Aynı benim babam gibi. Tabii ve yani hani ilkokul, ortaokul, lise yıllarımda hiç yerleşik bir yer ve arkadaşlarım olmadı. Doğru. Yani bazı insanlar vardı işte çocukluğundan beri aynı adamlarla büyür falan. İmrenirim. O yüzden devamlı bir rotasyona girdik. Yani arkadaş olarak da, il olarak, işte şehir, mevsim. Yani her şey hayatımda hep rotasyondu yani. O yüzden her şeyi kana kana yaşayamadım. Yani her şeyi yaşayamadığım gibi bir de istediğim şeyler vardı. Bazı mahrumiyet yerlerinde o istediğim onlar şeyleri de yapamadım. Tabii. Mesela hayalimde pilot olmak vardı. Ama pilot olacağım zaman ya da pilot olmak istediğim zaman o zaman yerinde değildik olayın. Yani çok uzaklardaydık, çok ücra köşelerdeydik. Yani hayatta mesleksel açıdan da yaşamın ya da babanın ya da atanın seni nasıl hani yanında dolaştırdığına bağlı olarak istediğin ya da istemediğin meslekleri de seçme imkanı oluyor bu konuda. Tabii ki. Tabii ki. Ama ben mutluyum ki çok istediğim bir işi yaptım sonunda. Yani çok hakikaten. Ne zaman istedin şarkı söylemeyi? Şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum. Yani bunu ilk keşfeden annemdi benim. Annem benim müthiş bir kadındı. Hala Allah yaşıyor, uzun ömür versin. Bir radyo sanatçısından daha çok repertuar olan bir kadın. Maşallah. Cidden söylüyorum. Bütün şarkıları bilir, şiirler, her sesi şeyi güzel. Bilir. Sesi çok güzel. Annem beni keşfetmişti. Böyle aile toplantılarında devamlı şarkı söyletirlerdi bana. Sonra ilkokul yıllarımda müzik hocam, daha doğrusu sınıf hocam keşfetti. Ve beni bütün okula o zaman empoze etti. Ve ben o dönemde ilkokul bitirme sınavları vardı. Yani ilkokulu okuyordunuz. Sonra tabii, bir tabii. daha siz bitirmeye giriyordunuz. Biliyorum. O bitirmede bir gün önce müzik imtihanına girdim. Bana dediler ki yarın matematik var, matematikten sonra bir yere gitme, burada kal dediler. Ve ben hakikaten müzik imtihanı sonrasında, ertesi gün girdiğim matematikte, matematiğim çok iyi değildi. Hocalarımın yardımı oldu. Sonra beni aldılar, 2 saat ben konser verdim onlara. Onlar çaylarını, kahvelerini, pastalarını. Ay çok hoş ya. Tabii tabii. Yani ilk müzik yaşantım böyle başladı. Sonra gene o sene bir lisenin bitirme gecesinde bir orkestranın önünde şarkı söyledim. O zaman gerçekten bu işi çok sevdim. Çünkü benim abim gitar çalıyordu. Evet. Abimin şeyi biraz. Aslında aileye giren bir müzisyenin de katkısı oldu. Eniştemizdi. Ve ben müziği böyle müziği seçmeye başladım. Yani hayatımda müziksiz hiçbir şey yapamadım. Herkes top oynarken, ben de çok iyi top oynardım ama gece mutlaka o müzikle, o zaman tabii şimdiki gibi teknoloji yok. Yok tabii. Pilli radyolar var. Ben yastığımın altına koyup mutlaka onunla uyurdum falan. Yani müzik benim hayatımın en büyük yer kaplayıcısıydı. Yani diğer konularda tabii ki çok bilinçlenirdim, şey yapardım ama müzik benim için ayrı bir yerdi yani. Ve ayrı bir dünyaydı, ayrı bir kapıydı. Ben o kapıdan girdiğim zaman gerçekten çok mutlu olurdum. Beni kimse o zaman enterese etmezdi. Yani hiçbir şeye kızmazdım, hiçbir şeyle fazla ilgilenmezdim müziğin dışında. Sanıyorum o yavaş yavaş o yol beni aldı, rüzgarın götürdü. Üzerine koydu ve götürdü. Buraya kadar da getirdi. İyi etmiş. Çok iyi etmiş. Yani hakikaten çok iyi etmiş. Çünkü Türkiye'deki ender seslerden birisin. Ha, teşekkür ederim. Yo, bu bir gerçek. Bu benim fikrim değil tabii. Ben seni çok seviyorum. Ayrı sesini seviyorum. Ama genel seninle alakalı, sesinle ve müziğinle alakalı öyle denilir. Hakikaten Erdal Çelik farklı bir sestir. İyi bir sestir. İyi bir müzisyendir. Yani geneli budur. İyi bir sesin var. Ben uzun yıllar önce de seni ilk dinlediğimde o zamanlar öyle ünlü bir Erdal değildin. Evet. Ama ses aynı ses. Bangır bangır, gür. Ve sende şöyle bir şey var Erdal. Sen okuduğun şarkının içine giriyorsun. Yani teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. Ben zaten hissetmediğim şarkıyı okumuyorum. Ya da değil mi? En önemlisi o. Yani kendi bestem de olsa, başkasının bestesini de okusam, sahnede
yaptığım programlarda diğer kişilerin de bestesini okusam mutlaka bana kendime uygun. Yani orada bir şeyleri bana hissettirecek bir şeyler yoksa o şarkıyı okuyamıyorum zaten. En büyük özelliklerimden biri bu. Çünkü şarkı, şöyle bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de maalesef müzik hep eğlendirici pozisyonunda. Yani illa göbek atalım ya da şey. Aslında müziğin bir öğreti, bir rahatlama, bir yani sosyal bir aktivite olduğunu insanlar unutuyor. Ve ben de o yüzden insanlara bir şeyler aşılayabilecek. Yani hani hüzünse hüzünlenelim. O da önemli. O da bizim sevinçliyse duyduğumuz... şarkı sevinelim. Ama evet. Yani bir şeyler alalım o şarkıdan. Bizim maalesef şarkılardan bir şey alma gibi işte tek şeyimiz vardır. Eski marşlardan işte dağ başını duman almış gibi okullarda söylediğimiz marşlar haricinde. Şarkılar bize bir şey değil, sadece eğlence veren o hale olgular olarak algılanmış. Ama değil. Yani ben o yüzden işte bunu özellikle ilk müziğe atıldığım günden beri kendime bunu iş edindim. Yani bana hiçbir şey vermeyen şarkıyı ne dinliyorum, ne söylüyorum. Sanıyorum şarkının içinde olmam. Onun da sebebi çok etkisi bu. Var. Yani. Bir de şu da çok önemli. Şimdi bazı sanatçılar gerçekten radyodan dinlersin çok iyidir. Televizyondan kliplerini izliyorsun çok iyidir. Ama sahnelere sahnesi yoktur diye bir tabir var. Hakikaten. Ya da çıkan, sahnesi çok iyidir işte, derler. Senin için sahnesi çok iyi. Ya yok bu da doğru. Bak ya, şimdi tamam. Bunların hiçbirini iltifat etmiyorum. Hayır, gerçekleri konuşuyorum. Bunu niye gülüyorum? Hani teşekkür ederim gerçekten. Gene. Bayanlara söylerler yok, sahnesi çok iyi diye bir güldün ama öylesi. Türkiye'de eğlence, yani ben şöyle söyleyeyim. 13-14 yaşından beri bu hayatın içindeyim abimden dolayı. Küçük girdim yani. Ama sebebi şu, değişen trendler var yani hayat içinde. Bir bakıyorsunuz adamın sesi yok. Evet. Hakikaten şarkı söylemesi sakıncalı. Yani hani şarkı ağzını açtığı anda alıp bir yere kapatmamız gerekiyor. Ama insanımızda şöyle bir şey oluştu. Abi bir sahne var adamda. Nasıl yani? Tamam, şimdi yani bir sahne var da, sahne var tabii yani ortada ama doğru. Sahne var. Ben bunun şeyini hani gerçeğini yaşadığım için özellikle söylüyorum. İsim vermeyeceğim yani bir akşam sahnesi var denilen bir adamın programına konuk oldum. Şöyle bir konuk oldum. Arkadaşımın yeriydi. Beni çağırdı. O denilen kişi de sahnedeydi. Sahnesi var denilen adamın sadece küfür ettiğini gördüm. Yani bütün sahnede, bütün sahne boyunca. Ve herkese küfür ediyor, aşağılıyor. İnsanlar da bravo, mühteşem bir sahne diye falan. Yani sonra beni davet etti o arkadaş sahneye. Ben dedim ki ya kusura bakmayın benim sahnem böyle değil. Ben size küfür edemem, ben size bir şey yapamam yani. Hani istiyorsanız bir şarkı söyleyeyim size ama... Size müzik yaparım. Ha, size müzik yaparım. Sanıyorum orada bayağı bu işten muzdarip olan insanlar vardı. Çok büyük bir alkış kıyamet koptu. Ben şarkımı söyledim, indim. O arkadaş da beni hiç sevmedi ömür boyunca. Ama tabii sevmesine zaten şayan zaten sevmesinde. Olmak istemiyorum. Yani, yani onlar sonuçta... müziğe şey yapanlar, baltalayanlar, müziği karalayanlar ya da eğlencenin adını değiştirenler. Öyle bir eğlence yok ya. Yani ben yani? Bir şey söyleyeceğim. Biz Türk'üz, her şeyi çok inceleyip sık dokuma şeyimiz vardır. Eleştiri dozumuz çok ayyuktadır yani. Yüksektir. Ama yani. Ben yurt dışına da gittiğimde bunların hep maalesef ters işlediğini gördüm. Mesela yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim konserler verirken bir bayan şeyin başkanım gelip bana Ertuğrul abi biraz da oyun havaları yapsak dediği zamanları hatırlıyorum. Yani tamam şimdi oradakilerin aslında belki de biraz da şey görmem lazım, mazur görmem lazım. Yurt dışında yurt, da. Ülkeden uzak bazı bir şeyleri ama yani şey biz o işlerliği iyi oturtamıyoruz maalesef. Yani eğlenceyle düşünce müziğini ya da işte eğlenceyle dinlence müziği arasındaki farkı bir türlü çözemedik yani. Bana şimdi biz biraz efkarlanınca biraz böyle ağır şarkılar dinleriz, arabesk türü. Bu efkar. Fakat nedense onların efkarın en yüksek dozunda bir anda oyun havası korlar, o ağlayanlar göbek atmaya başlar. Tabii çift karakterli. Bu da müziğin bir başka tarafı.
aslında müzik aynen. öyle mi yahu? Ya tabii yani şimdi ben... Ruhu tabii, yıkıyor. Aynen. Yani müzik nedir? Hakikaten. Allah, bir kitap, bir müzik değil mi? İnsanın evet. ruhunu yıkayan şeyler. Yıkıyor, yeniliyor. Ama biz yıkayacağı yerde sıvıyoruz onunla ve dışarıya hiçbir şey kaçmasın ya da dışarıdan hiçbir şey girmesin diye evet. çırpınıyoruz yani. Aslına bakarsan tabii ki her işlerliğimiz gibi müzikte de biraz çarpık yapılaşma var, olmuş. Var, yani. Var, var. Yani, tabii bu zamanın getirdiği bir şey inşallah. Bundan sonra düzelir mi bilmiyorum ama. İnşallah. Şimdi şöyle karar vermek ve müzikle alakalı ama yarına da güzel şeyler kalsın. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Onların da çoluk çocukları olacak. Onlara da güzel bir şeyler kalsın diye mücadele edersek hı hı. ve senin gibi bu işin üzerinde duranlar biraz daha gayret ederlerse bir şeyler kalır diye düşünüyorum. Valla ben sen yüzün ve gözlerin kadar iyimsersin konuşmalarında da. ben o kadar değil diyorsun. Valla ben çok iyimser bakmıyorum artık. Yazık çünkü ya. Dünyada şöyle bir şey var. Dünyada bir frekans var. O frekans üzerine müzik yapılıyor ve acayip irite edici. Yani insanları evet. bir şeylere zorlayan. Şimdi mesela ben duygusal şarkı yapıyorum genelde. Duygusal şarkılar artık çok para etmiyor. Yani iyiye nasıl götürebilirsin insanları? İyi şeyler söyleyerek. Yani çok saldırgan bir şey söyleyerek insanları iyiye doğru çekemezsin. O yüzden o frekansların değişmesi lazım. Yani bu frekanslar aslında şu anda insanları zıvanadan çıkaran gerçekten bu kanıtlanmış bir şey yani. Doğru söylüyorsun. Müzik psikologları falan artık bu işe bakıyorlar. Yani mesela benim de var klibini seyrettiğimde acayip irit olduğum şarkılar var. Yani evet. kendimi tutamıyorum falan böyle. Hakikaten bir şeyleri kırasım geliyor falan. Yani aynen. sonra ben bunu tabii irdeledim. Nedir bunun şeyi diye. Kullanılan frekanslar, sesler çok gizli insanların beynine direkt hitap eden sesler. O seslerle yapılan şarkılar tutuyor şu anda. Bakın tutuyor. Niye tutuyor? İnsanların o saldırgan ruhuna, zamanın içindeki o ruha hitap ediyor şu anda. Gerçekten biz çok yani çok enteresan bir şey söylüyorsun. İçindeki frekanslar o şeyi direkt beyne algılıyor. Gidiyor. Direkt onu algılıyor ve yani siz onun müziğin içinde duyamıyorsunuz. O şey yani tabii tabiri caizse yanlış anlama da hani köpeklere bir şey yaptırmak için kimsenin duymadığı bir frekans evet, vardı. Evet. Onunla köpeğe bir şey yaptı. Şimdi insanoğluna da öyle bir frekans veriliyor. Yani böyle çeşit gizli hipnoz bunu, gibi bir bunu şey. Konuşurken bizi seyreden Erdal kafayı yemiş diyecek ama cidden var böyle bir şey. Gizli ya, hipnoz. Gizli hipnoz. Evet gizli gerçekten. Hipnoz. Müzik, ya özellikle Amerika bunu kullanıyor yani. Evet. Amerika değil zaten şu anda Türkiye'de de bütün dünyada kullanılan bu. Saldırgan bir şey, müzik şeyi var. Yani o yüzden duygusala doğru nasıl çekeriz? Yani ya bir kıyamet olacak ya bir şeyler olacak ki insanlar aa biz ne yaptık falan diyecek. Hatta ben yani şu andaki o kötü günlerimizin, savaşların evet, falan evet, hepsinin evet, bu evet. işlerden kaynaklandığına artık kanaat getirmeye başladım. Doğru çünkü. Çünkü cidden bir saldırganlık var. Yani ya saldırgan bir şeyler tutuyor ya da komedi. Ya İkisi da, tutuyor değil mi? Çok tabii. doğru. Komedi. Çünkü insanlar o kadar saldırganlaştı ki artık komedi onu biraz yumuşatıyor. Evet. Yani şarkıda komediyi her zaman veremezsin. Yok. Yani bunu işte şey diğer ögelerle işte kitapla, resimle şeyle. Ama müzikte gerçekten sen çok iyimser baktın demin ama ben o kadar iyimser bakmıyorum. Yani. Şimdi tabii benim alanım değil, benim dalım. Ben sadece bir dinleyiciyim. Sen işin içindesin. Bak bu söylediklerini bilmiyorum mesela. İşin içinde olduğun için eğer iyimser de düşünmüyorsan yazık. Demek ya, ki evet. Ya ben aslında Pollyanna gibi bir adamım. Evet biliyorum. Yani ama hayatım, bu kadar endişe duyuyorsan. Hayatım hep böyle bugünümün yarından daha kötü olduğunu düşünürüm. Yani yarın daha güzel olacak. Yarın daha güzel olacak. Ama bir bakıyorsun ki ters orantı yarın olmaya daha başladı. Kötü yarın daha kötü oluyor. Evet. Yani tabii ki yeni bir inanış var biliyorsun. Hani iyi diyelim, iyi olalım. İyi diyelim, ve hep iyi iyiye doğru gidelim. Ama böyle söylemekle oluyorsa hepimiz yani söyleyelim ama söylemekle olmuyor. Bunun herhalde
biraz pratikte de şeyini yapmak çalışılması lazım. Yani gerekiyor, çalışılması gerekiyor, üzerinde durulması gerekiyor. Yani. Geçen hafta bir konu kalmıştık, çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz Türk milleti olarak dününü düşünerek, yarını düşünerek bugünü yaşamıyoruz. Hı hı. Bu da bir şey. Hakikaten hep eskileri düşünürüz, kederleniriz, hı hı, eğer kötüler, hı, varsa içinde. Ya da ileride başımıza gelecekleri düşünürüz, endişeleniriz. Aynen. Çünkü ama... Bugünü, hayır bugünü yaşamıyoruz. Bu biraz da bizim elimizde olan bir şey değil be Erdal. Hakikaten kötü günler yaşıyoruz. Ya, yani birçok dalda kötü, müzikte de kötü. Tabii tabii canım, her kötü şey kötü. Yani her şey de kötü, müzikte de kötü, doğru. Müzikte de kötü. Yani işte hani bu bir zincir. Hı hı. Baştaki zincir bozulduğu zaman sonuna kadar öyle gidiyor. Gidiyor. Şimdi bir kötü dönem yaşıyoruz. Ben ama gene de hadi iyimser olmaya çalışıyorum. Hani her kötülükten, her musibetten bir güzellik doğar. Her şerbet güdüsü, sonu güdüsüyle, evet, yola çıkıp herhalde bu kötülüklerin sonunda mutlaka bir güzel aydınlık zaman var diye düşünüyorum. Ama, bence de. Şarkı da vardı, hatırlar mısın? Neydi? Denizler durulmaz dalgalanmadan, evet, gibi. Yani evet, eskilerden beri gelen bir şey yani. Yani tabii ben hep ataların sözleri muhteşemdir. Ben çok severim. Şimdi bakıyorsun hiçbir sözün anlamsız kaldığı yer yok. Değil mi? Mutlaka o bir şey için söylenmiş o ve altı çizilmiş. Bir yani şeyler yaşanılmış. Tabii. O yaşanmışlığın üzerine de o atasözü, bir ata onu söylemiş. Aynen. Onu çizermiş. Çizmiş altını. Çizmiş. Doğru. Sen de onu bu zamana kadar getiriyorsun ve gerçekten her şey orantılı. Yani evet, o söz bir şey için söylenmiş ve artık o söz hakikaten onun kodu gibi yani. Evet. Doğru. Ben inanıyorum öyle bir şeye. İnşallah her şeyde olduğu gibi, müzikte de, her şeyde, sporda da, spor yani da, insanlıkta en önemli şey. İnsan olmakta çok, tabii, doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi Fatih Sultan Mehmet zamanında hani Kapalı Çarşı'ya gitmiş de bir dükkandan alışveriş yapmış. Bir şey daha isteyince hayır yandakinden alın, ben siftahımı yaptım demiş ya. Hı hı. İnşallah. Diliyorum ki şimdi de insanlar öyle olsa, sadece bana gel. Sözün sadece lafını balla, balla kestim. Eşim geçen hafta Bosna Hersek'teydi. Şimdi tabii insan bir yere gidince sevdiklerine bir şeyler sunmak ister değil mi gelirken? Tabii. Benim eşim de benim biraz lezzete düşkün olduğumu bildiği için, bilmiyorum burada sakıncası var mı söylemenin ama... Bana orada yediği köfteden getirmek istemiş falan. Demiş ki ben bu köfteden Türkiye'ye götüreceğim, götürebilir miyim? Adam şunu söylemiş, eşimin çok inanılmaz piraydı bu konuda şeydir. Adam demiş ki benden değil, birinci elden alın, ben size pahalı gelirim. Yani o pahalı olur buradan götürürseniz. Şimdi dedi ki, yani zaten o kadar ucuz bir şey ki ama insan... Yani bozulmayan toplumlarda var, daha kalmış. Hala yani var değil mi? Tabii. Hani siz birinci o taraftan alın, ben nasıl olsa satıyorum burada falan diye. Onun o çok duygularına hitap etmiş. Yani aynı, deminki söyledim, aynı şey. Yani evet, hani benden almayın. Al. Zaten al, aslı var, gidin oradan gidin alın. Oradan. Şey. Tabii. Yani ben hep şey istiyorum, böyle şeylerin fazlalaşmasını, evet, istiyorum. Erdal'cığım kısa bir ara verelim, tabii, devam edelim. Ah yine başım dumanda, yine efkârdayım. Söylesem söz olur, söylemesem naz. Ah yine deli dolu zamanlardayım. Bir yanım yaz olur, bir yanım ayaz. Ah yine deli dolu zamanlardayım. Bir yanım yaz olur, bir yanım ayaz. Ah ömrüm yıllarım seline düştü.
İçimdeki o ben hep bana küstü. Ateşten bir dağdan kalansa küldü. Yaktın beni, yıktın beni, hep paramparça. Of, yaktın beni, yıktın beni, hep paramparça. Herkes paramparça oldu. Evet. Ben boşuna demedim değil mi? Bak ses bu. Şimdi sen Erdal Çelik olma. Erdal Çelik'in sesini dinle. Nasıl? Ha, teşekkür ederim. Çok ya, iyi. Bana hep iltifat gibi gelir. Ama Allah son zamanda bir şey son yani. Zamanda tabii şey var. Hani fazla mütevazi olma, inanırlar gerçek, evet, diye gerçek. Bir söz var ya. Ben böyle yapa yapa kendi şansımı herhalde biraz böyle kapadım zaman zaman. Şimdi artık öyle demiyorum, evet. Değil gerçekten. Mi? Çünkü şarkı söylemeyi biliyorum ama tabii seven kadar sevmeyen de var. Mesela şimdi uzun bir süredir albüm yapmadım ben. Bu beste de benim bestemdir. Albüm yapmadım ama medyadan kendimle ilgili şeyleri takip ediyorum mesela. Bakıyorum insanlar acayip, acayip güzel şeyler yazıyorlar. Yani o 90'ların kokusu hala bana bakış açıları falan. Bu beni tabii yeni bir şeyler yapmaya itti. Güzel. Yani yeni bir şeyler yapıyorum ama programdan önce de konuşmuştuk. Biraz korkularım oluştu. Yani zaten hep korkum vardı. Benim işte şöyle söyleyeyim, 10 küsur senedir albüm yapmıyorum, 16 senedir. Evet oldu, o kadar oldu, yapmıyorsun. Şimdi albüm yapmayınca bu hayatta yok sayılıyorsunuz. Yani. Öyle. Hani ölmekle eşdeğer biliyor musunuz? Gerçekten. Ben bunu böyle... Ne kadar kötü bir şey tabii ya. Tabii gördüm. Çünkü bir yere gitmiyorsanız, bir yerde sizi görmüyorlarsa, medyada görmüyorlarsa, televizyonda görmüyorlarsa sizi Allah diyorlar. Rahmet eylesin. Allah oluyor. Rahmet yani, eylesin, öldü. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bu kadar albüm yapmamama rağmen hala işimi yapıyorum, çalışıyorum. Yani paramı kazanıyorum. Bundan hayatımı kazanıyorum. Tabii ki. Ama tabii albüm bir prestij, albüm bir kendini kanıtlama, albüm bir dosya. Yani işte ben buradayım demenin bir hatırlatma başka, yani. Başka yöntemi. Evet. Ben de şimdi onu yapıyorum. Çünkü uzun süredir böyle yapmadım. Kendimle hep mücadele ettim. Ama nereye kadar mücadele edebiliyorsunuz? Çünkü yapılanları görüyorsunuz, yapılan şeyleri tartıyorsunuz. Yani ben nasıl daha iyisini yapabilir miyim? Yapabilirim, onu da yapabilirsin biliyorum. Yapabilirsin elbette. Yani o yüzden biraz kendime haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Ay nihayet. Çok iyi. Piraye de dinliyorsa aynı. O da diyordur ki evet Erdal'cığım kendine haksızlık ettin diyordur Piraye. Bu konuda biraz kendime ama evet. Sadece tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer yalnız başına yaşayan bir insan olarak bu işleri yapsam hakikaten kendime haksızlığımı kendim tekrar affedebilirim ama benimle birlikte yaşayanlar yani bundan iki oğlum da zarar var, gördü, tabii. Eşim de zarar gördü, ben de zarar gördüm. Yani hepimiz gördük. Doğru. Yani sonuçta benim çevremin tamamı zarar gördü. Yani ben şöyle söyleyeyim, çalışan bir fabrikayı kapattım. Evet. Vallahi nasıl güzel anlattın, nasıl güzel tarif ettin. Ne kadar doğru. Çalışan bir fabrikayı lağvettim. Kapattım ben bunu. Çalışmasın. Ben çalışmıyorum kardeşim. Çalışmıyorum. Ama tane... üstelik de sen çalıştın ama o arada da. Gittin Amerika'da yaşadın. Ben o hobimi yaptım işte o zaman. Yani İçiyimdi. Fabrikanın bir odasını kendim ayırdım. Orada işte tahta işleri yaptım gibi düşünüyorum. Evet. Ama tabii bu bana her türlü zarar verdi. Verdi. Hem markama zarar verdi. Hem keseme zarar verdi. Yani psikolojik olarak Allah'tan o konuda süper iyiyim. Evet. Yani hani yıkılmadım ayaktayım diye bir arabesk tabiri vardır. hakikaten yıkılmadım ayaktayım ama tabii zaman zaman zor dönemler yaşamadık. Yaşıyoruz yani. Her insan yaşıyor. Bugün Türkiye'de çok parası olan da yaşıyor o zor dönemi. Ama benim tek kendimce çok övündüğüm ve hani gelecek nesillere iyi bir şeyler bırakın dediğimiz
söz var ya, onu yerine getirmiş olmam. Yani iki tane oğluma ölsem bile hani ölmeyi hiç düşünmedim de. Ya hani bunu evet. şey hani her canlı tadacak her canlı bir gün bunu. Olacak. Bir de çocuklarımıza ama, bir şeyler bırakacağız. Çocuklarıma güzel bir soyadı bırakıyorum. Yani hani babam şurada şu kötü işi yapmış. Kimse de bunu diyemez yani. Hani, çok önemli. Hani bilmeden musun, bilmeden yapmış olabilirim ama bu çok hani önemli bilerek hiçbir ya işte ben evet. bir zamandan sonra Nazan kafayı bunlara taktım. Yani büyük oğlum büyümeye başladı. Ben dedim ki ben neler hani yani ondan önce de zaten çok şey yaşadım. Yok, da. Yani hiçbir zaman kötü bir şey yaşamadım. Mesleğimle de ilgili yani sadece şey hani kişisel olarak yaşamışımdır mutlaka. İnsanoğluyuz. Hepimizin kötü bir tarafı var ama meslek olarak hiç kötü bir şey yaşamadım. Yani o yüzden bugün birisi işte oğlum atıyorum 30 yaşına 40 yaşına geldiğinde biriyle karşılaştığında senin baban çok kötü işler yaptı, yok. Çok kötü yerlerde çalıştı derse o benim mutlaka düşmanımdır diye ben bunu çocuğuma zaten söylüyorum. Yani sonuçta hep ben bunun peşinde koştum. Yani ne kadar kaliteliyim? Kendime göre bir kalitem var. Ne kadar iyiyim? Kendime göre iyiyim. Ne kadar kötüyüm? Kendi bildiğim kadar kötüyüm. Ama hiçbir zaman bilerek, isteyerek bir şeyler yapmadım. Ama dediğim gibi hep kalitemi korumaya çalıştım. Yani, çok önemli. Bu benim için bir şiardı. Yani ben ben böyle yaşayacağım arkadaş. Yani benim gece hayatım fazla yoktur. Gece çıkmam. Bir biliyorum, biliyorum. Evet. Ama işte bir kere düzgün bir aile yaşantım var. Bu çok önemli. Ya işte bu aslında tabii ki benim geçmişimden gelen bir şey. Benim anne babam da öyle. Hı hı. Yani benim babam akşam 5 oldu mu eve gelmediği zaman, çünkü memurdu, 5'te dağılıyor. En geç 5.30'da evde olması lazım. 6 oldu mu biz babamı merak ederdik. Nerede? Nerede kaldı? Kahveye gitmez, içki evet. içmez falan. Böyle bir adamdı yani. Tabii. Ben o aile yaşantısını çok severdim. Mesela çok hep doğuda böyle şey çok kısıtlı şeylerle zaman geçirdiğimiz için radyo başında toplanırdık. Evet. İşte ajanslar dinlenirdi evet. falan. İşte ne bileyim mikrofonda tiyatro. Kesinlikle. Onlar yemek yenir, akşam evet. yemeği, herkes evet. bir şey. O böyle ışıklar o zaman eskiden devamlı ışıklar kesilir falan. Kesilir. O mum ışığında oturup bir şeyler evet. konulur. Bu benim çok çok sevdiğim bir şey. Yani hatta ben şöyle söyleyeyim, daldan dala konuyorum belki ama. İstanbul'a, Ankara'dan ilk geldiğimde annemle ve ablamla, babamla masa sohbeti çok severdim mesela. Yemek akşam yemeği sohbeti. Yok, sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısı. Akşam yemeği hiç fark etmiyor ama sabah kahvaltısı. O kahvaltı bittikten sonra bile 2-3 saat masada oturup sohbet etmek benim için ayrı bir zevk olduğu için ben haftanın 2 günü otobüsle, o zaman param yok İstanbul'a ilk gelmişim. Otobüsle giderdim sabaha karşı otobüsüyle Ankara'ya. O kahvaltıya? Evet, kahvaltıya giderdim gerçekten. Mesela bir gün boşluğum varsa inerdim sahneden, giderdim hemen binerdim otobüse. Sabah kahvaltıda olurdum. Bütün o günü şey yapardık, akşamına binerdim, ertesi sabaha karşı İstanbul'da olurdum. Ne güzel. Bu benim yani. İçin acayip bir şeydi, tabuydu yani. Ve bunu hep tekrarlardım. Ben şimdi annem hayatta, babam hayatta değil. Kardeşlerimle birlikte falan sofra başında oturmayı çok severim. Yani böyle bir şeyler yapmak. Aynı şeyi kendi çocuklarınla, eşinle de sürdürüyorsun. Tabii mesela bizim evimizde her günün sohbeti yapılır. Mesela biz mutlaka ben kaçta olursa olsun eve akşam 7-7.30 gibi oğlumu ufak şimdi büyük büyüdü tabii. Onu antrenmandan alıp eve gelirim. Büyük de gelir. Hep beraber sofra başında mutlaka otururuz. O günü tartışırız. Sabah kahvaltımızı beraber yaparız. Sabah 6'da okula kalkıyor onlar. Mesela üniversiteye gidiyor büyük ufak şeye. O sabah kahvaltımızı yaparız, güleriz, eğleniriz. O öyle gideriz. Yani bu benim aileden, geçmişten gelen çok bir şey. Çok güzel bir alışkanlık. Bunu hep tekrarlarım. Yani çok doğru. Allah'tan da şey yapıyorum. Yani Allah bana uzun ömür versin. Çocuklarımı daha uzun amin. Yıllarda hep böyle amin. Hani bunu da bütün hani şey insanlara belki kötü gelebilir ama hani hayır bu çok iyi yok, bir şey. Yok bizde insanlar şey var rol yapıyor falan gibi. Ama hayır, gerçekten değil. Bu benim hakikaten yaşantım yani. Herhalde. Bunu bu yapmadığım çok zaman çok abartılacak bir şey de değil ki. Ha, çok bunu güzel yapmadığım bir zaman yaşantısı. Kendimi eksik hissediyorum. Tabii. Gerçekten.
Yani şimdi, mesela benim bir doktor arkadaşım var. Özür dilerim. Rica ederim. O bana hep şey söyler. Sen doktor, ben şarkıcı olacakmışım. çünkü şey, o hiç evde durmaz. Gezer, gider, sabah ameliyatını yapar falan. Yani ben de, beni çağrıştır, gel şuradayız falan. Siz oturun, ben pijamamı giydim, artık oturuyorum evde diye. Yani eve girersen bir daha çıkmıyorum yani. Öyle bir şeyim var. Ama tabii o yapmadığım dönemlerde, albüm yapmadığım dönemlerde benim için en önemli şey çocuklarımın büyümesini görmekti. Yani bence gerçekten onları... Sen onun için de biraz da büyümesini şey adım evet, adım. Yani adım izledim. Eşim de bu konu, eşim bu konuda zaten muazzam bir kadın. Yani onları kimseye muhtaç etmeden, kimseyle şey yapmadan, çünkü zor da bir iş yapıyorlar, sporcular onlar. Onların antrenmanı, bilmem nesi, yemeğidir, şeydir falan. Onlar özel besleniyorlar, özel yani o yüzden yaşantıları. Hani benim biraz aslında son zamanlarda şarkıcılık biraz hobi oldu bende. Yani ama şimdi diyorsun haksızlık yaptım ve döneceğim. Tabii. Artık karar verdin karar yani. Karar verdim canım. Karar yani verdim. Zaten aslında kararım şöyle. Ben hep karar verdim de biraz da şanssız dönemlere denk geldim. Mesela ben prestij müziğin, bunu söylemekte bir mahsur var mı? Ne? Prestij müzik. Yani yok, söylemiyoruz. Yani şey vermiyoruz değil mi? Pardon, vermiyoruz. Zaten o eskilerde. Yani onların kurucularına, yani benim benden kazanılan paralarla kurulan bir şirkettir o. Ve ben 3 tane abim yaptım. 3'ünü de çıkaramadım orada. Kendi iş kavgalarından dolayı olmadı. Hepsini çöpe attım. Yani 3 albüm 30 şarkı yapar. Ben 30 şarkının hiçbirini kullanmadım. Of. Yani. Peki o şarkılar ne oldu? Gitti çöp. Çöp oldu. Çöp. He? Mesela şey, benim öyle de bir şeyim var. Mesela geçmiş, eğer geçmişse geçmişte kalır. Yani bir daha onu yeniden canlandırmanın bir anlamı yok. Doğru. O yüzden. Ama zaten üretiyorsun da yenisini de yapıyorsun. İşte üretim olduğu için de evet. Hani kendime de güveniyorum. Gerçi hani artık şey, insan biraz yaş alınca şey yapınca o üretim hızı biraz düşüyor ama ne olursa olsun tabii bu defa hayatla şekilleniyorsun yani. Tabii. Sonuçta. Yalnız şöyle bir şey oluyor mu? Yani beste yaparken geçen zaman içerisinde birikmiş edinimlerin besteni biraz daha farklı hale getiriyor mu? Ya getiriyor. Daha mesela bazen bir besteye bakıyorsun, bu oldu diyorsun. Sonra 2 gün sonra dinliyorsun, olmamış diyorsun. Bu bende... Kendine zalim eleştiri. Ama bu bende idefix haline geldi. Karımın da en büyük şeyi tabii, o büyük oğlumun da öyle. Baba sen herhalde bu besteyi bitiremeden öleceksin falan diyorlar. Çünkü şey, yani hani bir taş attım havaya, gitti kime vurursa vurur. Ben öyle yapamıyorum. O taş düşüp gelecek gibi ocağa. Beni vurursa ne olacak? Yani o yüzden çok inceleyip sık dokumaya çalışıyorum. Bu iyi mi? Bazen iyi, bazen kötü. Mesela ben bakıyorum bazen. Öyle sözlerle şarkılar söylenmiş ki falan, millet de yıkıyor ortalığı. Lan diyorsun, o zaman ben bu kadar çalışmamın ne anlamı var yani? Hani, biraz da zamana mı uymalı Erdal? Güncellemeli insan. Güncellemeli hani, mi? Yeni bir format mı atmalı tabii, diyorsun? Tabii telefonlarımızda falan var ya, güncelle diyor. Şimdi Erdal'ı güncelle. Benim ekranım eskiden göstermiyordu. Şimdi o ekran görünmeye başladı. Şimdi güncelle diyor. Güncellemeye çalışmak lazım. Aslında işin en enteresan ve en vurucu kısmı bu. Değil mi? Mutlaka güncelleyeceksin. Güncelleyeceksin yani. Yani senin çünkü şansın yok, çare yok. Gençlerin dilinden de anlayacaksın. Yani hoş, şimdi genç bir adam, beyaz saçlı bir adamı, ne bileyim, baba gibi gördüğü bir adamı dinleyip ondan bir şarkıyı çok beğenmeyebilir yani. Ama ben şunu söyleyeyim, tabii ki her kesimin bir alıcısı var. Yani biz kitapları yazarken sadece gençlere mi yazıyoruz ya da yaşlı? Hayır canım, herkese. Tabii yani ki. Ama benim tabii 2 tane genç ve beni çok eleştiren 2 tane oğlum var yani. Acayip. Biri de müzisyen. Tabii, müzisyen oldu. Yani ikisi hem sporcu hem müzik. Evet. Küçük de müzikçi, o da bas çalıyor. O da çalıyor, tabii, evet. Abi kardeş, tüm ailede gitar, var işte. Beni çok eleştiriyorlar ve acayip yani... Hani birisi onların söylediği sözü söylese kavga çıkar yani dışarıda. Ama ben tabii evlat olunca insanım. Bir de sen arkadaşsın çocuklarınla. Evet. Öyle. Yani onu ama başardın. Ama onların yani söyledikleri benim için gerçekten ölçü oluyor. Biraz kendini güncellemek açısından güzel bir şey.
Yani kriter o. Tabii. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Mesela bazen Doğan'ın bestelerini çalıyoruz beraber. Onu da ben söylüyorum. Doğa diyor ki baba ben söyleyince farklı, sen söyleyince farklı oluyor. Yani şimdi ben bir tane de onun bestesini söyleyeceğim yani bir albümde. Aa güzel bak oğlunun bir bestesini söyleyeceksin. Tabii tabii tabii. Yani o benim bestemi söylemeyecek. Ben onun bestesini söyleyeceğim. Sen onun bestesini evet. söyleyeceksin. Bu yani, da güzel. Tabii. Ya, bu işin bence en büyük şeyi. İşte bu da güncelleme. Yazar için, resim evet. ressam için, şarkıcı evet. için, müzikçi için. Güne uymak. Şey, güne uymak. Öyle bence. Yani güne uymak gerekiyor. Çünkü zaman geçiyor. Tabii. Geçiyor. Her gün yeni şeyler ilave olunuyor. Ben mesela şunu keşfettim. Sizin çok sevdiğiniz sözleri gençler sevmeyebilir. Tabii. Tamam. Şimdi evet. onlar için aşk başka bir algı. Yani genç için. Benim için başka bir algı. Yani ben şimdi yeni gencin, daha doğrusu yeni gençlerin aşktan öldüğünü görmedim hiç. Ciddi söylüyorum. Ölmezler evet. Vallahi, onlar aşkı farklı görüyorlar. Aşk, evet. Yani o yüzden bir şeyi aşkla anlatmak artık şey, çok banal yani. Tamam mı? Nasıl anlatacaksın? Ya işte başka türlü anlatacaksın. Başka türlü. Başka türlü. Onların dilinden. Öyle. Onların dilinden anlatacaksın. Onların dilinden. Yani. Ya çok farklı bir dil geliştirdiler. Tabii tabii. Şeyde bile mesaj yazıyorlar bazen. Hı-hı. O kadar merhabanın mereve gibi. Hı-hı. Şimdi ben bir de kitap yazan bir yazarım. Bana o kadar ters geliyor ki düşünsene. Şimdi ben aynı şey duayla başıma geliyor. Dua bana bir şeyler yazıyor. Kısaltarak falan. Hı-hı. Ben bütün roman gibi yazıyorum. Nokta virgül. Bana diyor ki ne yapıyorsun ya roman mı yazıyorsun? Normal yaz işte bir şeyler. Tamam, şimdi, ama alışmışız. Bu onların yazılıyor. Onların olduğu gibi yalın hali genç yani yeni neslin yalın hali çok güzel. Yani şeysiz, ard niyetsiz nasıl öğrendiyse, nasıl algıladıysa öyle şey yapıyor. Yani bu üniversitede okuyan için de geçerli, lisede okuyan lisede için de geçerli. Lisede okuyan için de geçerli. Ama biz tabii öyle algılayamıyoruz. Yok. Şimdi hani bazen böyle kızıyoruz lan adama bak vazgeçememiş huylarından falan diye ama doğru. Sen 50 sene, 55 sene aynı huyla yaşıyorsun. Sonra diyorlar ki değiş diyorlar. Yok, ya bir kalp krizi geçireceksin ya beyin kanaması ki yeniden formatlanacaksın. İşte formatlanacaksın. Yani. Tabii değil mi? Yani bu o yüzden şey... Çok zor bir iş yani. Evet, değişime uğramak doğru, çok zor bir zor. İş. Yani. Şimdi Erdal, eskilerde sanatçılar bir araya geldikleri zaman ya da birbirlerini daha mı çok destekliyorlardı? Yoksa şimdiki sanatçılar yani mesela pop müziği sanatçıları birbirlerine destek mi oluyorlar, köstek mi oluyorlar? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi bu çok ulvi bir soru. Çok derin. Yani derin bir soru. Fakat çok güzel. Yani, bu bir ulvi soru. Ulvi bir soru. Yani şey... Ya iyice böyle içini dök. Şöyle söyleyeyim. Bu sanatsal işlerde, yani bu ressama da dokunur. Romancıya da yazara dokunur. Yazara dokunur. Da herkese. Dostluk çok ayrı bir şeyde. Düzlemde kalıyor. Burada hani eskiden çok yardımcı gibi görünür ama insanla değil. Yardım falan yok. Yani çok bireysel bir iş aslında. Yani dost, arkadaş ben öyle tahmin ediyorum. Yani tahmin etmiyorum yaşadıklarımdan. Dost, arkadaş sadece var olduğun zaman bak yani gerçek dostları söylemiyorum ama hani bir şey vardır. Mesela ilk meşhur olursun. İlk meşhur olduğun andan itibaren o televizyonda daha önce seyrettiğin insanların bir anda arkadaşı olursun. Yani sen ona böyle hayranlıkla bakarken sonra bir anda bir programda yan yana oturursun. Sonra samimi olursun. Sonra i̇şte arkadaş telefonlar olursun. Başlar falan. Ama biraz uzaklaştığın zaman o... Gene bitiyor. O bitti. Ancak yolda işte ya da bir meslek birliği toplantısında karşılaştığında neredesin falan, görüşelim falan. Bu aslına bakarsan 90'larda, 80'lerde de böyle, 2000'lerde de böyle. Yani herkes bireysel savaşıyor. Çünkü mecra, bir mecra var ama pasta da var ortada. Bu pasta küçüldü. Şey büyüdü, çevre büyüdü. Şimdi herkes... Pasta çok küçüldü. Tabii pasta küçüldü. Çünkü pastaya sadece sen ben saldırmıyoruz. Burada yapımcılar var, televizyoncular var, radyocular var.
Yani şimdi sanatsal olarak yapılan her şeyde bir tröstler var. Yani var. O seni senden alıp sana sonra bir daha hiç harcamayıp sırf kendine yararı olsun diyen tröstler var. O yüzden onları yıkmak, onları yok etme zaten edemezsin öyle bir şey. Yok, onlar olmasa, onlar olmasa zaten senin yaşama şansın da yok. Yani çünkü o olacak ki sen tek başına bir şey yaptığın zaman yapamazsın ama. Bireysel işte tamam. Sen biliyorum. Hatırlıyorsun yani tabii, biz neler çektik. Neler yaptık, neler çektik, nerelere yani, gittik. Düşün yani. Nerelerde uğraştık. Düşün. Evet yani. Neler yaptık, neler yaptık. Ama evet. Yani o zaman zaten bir bakıyorsun yalnızsın. Evet. Yani bu yardımsal anlamda ben biraz şey görüyorum sanat hayatını biraz spor gibi. Sporun ama bireysel yapılanlar işte yüzme, atletizm falan bunda da arkadaşlık yok. Yani yok, herkes aslında güruh çok seven, birbirinin gözlerine bakınca ateş çaktıran ama yarışma anında acayip ben seni tanımıyorum getiren ki. Bir toplum var yani. Çünkü herkes başarılı olmak istiyor. Herkes o pastadan bir pay almak istiyor. Bırak pastayı yani tanınmak güdüsünü en üst düzeye çıkarmak istiyor. Bu egoların istiyor. Çok yükselmesi değil mi? Tabii. Çok mesela, arttı ya. Bak bir grup var, adlarını söyleyeyim ama 80'lerden, 70'lerden kalma bir grup. Bunlar çok iyi arkadaşlar. Neden biliyor musun? Çünkü o zaman çok az bir topluluk vardı. Onlar artık böyle kardeş gibi olmuşlar falan. Zaman zaman işlerine giriyorsun onların. Ama onlar hiç ayrılmaz. Facebook'ta bakarsın beraberler. Evet. Haftalık bir yemekleri var şey. Mesela onların o dostluğuna bazen özeniyorum. Yani onların hepsi arkadaşım, tanıyorum. Onlar benim bir büyük jenerasyonum ama. Yani hoşuma da gidiyor. Aslında böyle yaşamalı insanlar. Yani dünyada da böyle ama. Şimdi bakıyorsun o ödül törenlerinde herkes... Evet. Canlarım ne güzel falan. Ama herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Yani bence tabii gene herkes çok iyi kalpli, çok dürüst doğuyor ama yaşam, hayat onu şartları, şekillendiriyor. Yaptığın iş seni şekillendiriyor. Şekillendiriyor. Ya da gördüğün bir kötü muamele seni öyle olmaya itiyor. Mesela ben altında tabii bu çocukların mesela ben genç adamları acayip seviyorum. Yani tabii eskiden beri böyleydi. Ben hep gençlere yer verirdim şeylerimde. Mesela onların Ümit Sayın benim abimden çıkmıştır. Hı hı. Ozan Çolakoğlu benim abimden çıkmıştır. Ozan Doğulu benim abimden. Kenan Doğulu. Hakikaten bunlar yani bunları övünerek söylüyorum ama onlar tabii çok güzeller şimdi ama. Ben piyasada çok olmadığım için böyle ağızlarını açtıklarında direkt işte Kayahan'la başladık falan diyorlar. Aslında benim hepsi kayıtlıdır yani. Tamam mı? Bunların hepsi çok severim ben. Çünkü gençlerin daha bir şeyi var. Yani böyle aktivitesi daha sağlam ve enerjisi güzel. Ben hep onlardan yola çıkarak şey yaptım. Ama şimdiki gençler de biraz böyle o eski hal kalmadı. Kalmadı. Daha böyle paraya endeksli, daha... Ben onu söylemek istedim sana. Şimdi eskiden hatır için gelinmez miydi bazı şeylere? Tabii bak. Ama şimdi o hatır yok artık. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. O hatır kaçta gitti biliyor musun? Ha? Hatır 90'lı yılların bitişinden sonra hatır olayı gitti. Mesela ben bak hiç unutmuyorum. Bir televizyon yeni kurulmuştu daha. Bir toplum kuruluşu benim eşimin doktorunun eşi benden bir şey rica etmişler daha beni ona bir konser yapalım diye. Bir tek beni istemişti. Ben de dedim ki ya size ben tek başıma bir şey yapsam ne kadar yararım olur. Ben de arkadaşlarım ya olur mu öyle şeyler dediler. Ya olmaz mı dedim. Ben o zamanın en meşhur zaten 90'lı yılların düşün meşhur kafandan geçir. Kim varsa hepsine bir telefonumla hepsi ne demek ya diye. Geldiler. Hepsi o konsere katıldılar ve konser şu anda hala işlemekte olan bir konser merkezinde yapıldı. Evet. O zaman onun sahibi de sevgili Dikran'dı. Dikran bana dedi ki, ulan dedi, amiyane konuşuyor. Dedi ki, salak mısınız siz dedi, bu kadar adamı toplayabildiniz. Bu iki kere doldu boşaldı orası biliyor musun? Tamam, bu kadar dedik, niye kendinize yapmıyorsunuz dedi. Ne biçim para kazanırsınız?
Yani o zaman böyle bir şey vardı. Bir tek rica. Evet. Hatta ben o televizyonun yayınından gelen parayı, bak arkadaşlarımın hiçbirisi para istemedi. Tamam mı? Ve o yayından alınan para o toplum kuruluşuna gitti yarısı. Ben dedim ki arkadaşlar çok özür diliyorum. Benim arkadaşlarım bu kadar. Ben de o işin o kadar kabaracağını bilmiyordum yani. Müthiş kabardı. Olacağını da düşünmedim. Ben dedim ki sizden rica ediyorum. Benim üzerime gelmeyin bu konuda. Ben bunu da geri kalan paranın yarısını da arkadaşlarıma böleceğim dedim. Ne demek dediler. Ve ben hepsine zarf yaptım. Şaşırdılar. Ne oldu bu? Hani parasızdı. Abi böyle yayından para aldık. Herkese teşekkür ederek paralarını verdim. Yani bu o zaman böyle bir dayanışma vardı. Şimdi yapabilir misin aynısını? Mümkün değil. Şimdi zaten şöyle söylüyorum. Mesela adamla bir yerde karşılaşıyoruz bu çocukla değil mi? Abi lütfen ara işte benim telefonum bu. Telefonlar hani alındı da böyle. Alıyorsun. Ulan sonra telefon açıyoruz. Buyurun bilmem ne beyin telefonu. Hadi güle güle. Hemen siliyorum o numarayı. Çünkü sen özelini vermişsen özelinden sen çıkarsın. Sen çıkacaksın telefona evet. Anladın mı? Evet. Sanatçı ulaşılmaz. Ulaşılmaz ama kime ulaşılmaz? Dışarıdaki adama tabii ulaşılmaz o. Çünkü o seni zaten seyredip gözünde büyüten bir adam. Evet. O seni oralara doğru taşıyan o. Seni her aradığında o adam bulursa o zaman bir olmaz şeyin yok. Ama sen arkadaş dediğin, telefonunu verdiğin adama kendin çıkmıyorsan o zaman ben senin samimiyetinden şüphe ederim. Nitekim ben öyle arkadaşlarımı siliyorum hemen. Hemen tabii siliyorum canım, tabii. Telefonumdan. Bir kere alo ben şey yapayım sizi notunuzu alayım ona ileteyim. Biletme kardeşim. Tamam kapa. Ben hemen öyle yapıyorum. Yani işte şimdi bu menajerler şeyi başladı. Evet. 90'lardan sonra. Menajer ve basın danışmanı. Herkesin var. Erdal'cığım bir ara verelim sonra ona devam çok edelim. Hiç sende insaf yok mu can alır ellerin? Hiç sende vicdan yok mu sızlamaz yüreğin? Hiç sende insaf yok mu can alır ellerin? Hiç sende vicdan yok mu sızlamaz yüreğin? Uçtu kuş gün kafesinden, kesti nefesi ciğerinden, düğümlenip gülen dam asıldı aşkı ateşinden. Sel aldı gözünü gülen dam, bir kurşunluk canıma masum yükü vurdu gülen dam, canı uzanmış yanında. Ne zaman süzülür hüzün başımdan, ne zaman diner bu gözyaşım, ne zaman silinir bela yazımdan, ne zaman rahatlar bu gönlüm? Hiç sende insaf yok mu can alır ellerin? Hiç sende vicdan yok mu sızlamaz yüreğin? Hiç sende insaf yok mu can alır ellerin? Hiç sende vicdan yok mu sızlamaz yüreğin? Vallahi ben seni burada alkışlayacağım yani. Sağ ol canım. Ah maşallah. Bu şarkıyı 93 yılında o zaman Bosna Savaşı vardı Nazo. O zaman bir abim yapıyordum. Yaparken sevgili Ümit Sayın, o zaman benim çalıştığım stüdyoda orada çalışıyor. Kendi kendine mırıldanıyordu bunu. Dedim ne bu şarkı? Dedi ki abi benim şarkım dedi. Hemen aldım dedim. Tabii. Aa gerçekten mi? Gerçekten aldım. Hemen dedim çocuğun parasını ödeyin. Ben bu şarkıyı alıyorum şirketime.
Hemen şey yaptılar, bu şarkıyı aldık ve o zaman o savaş için yazılmış bir şarkıydı. Ben tabii savaşlarda özellikle çocuklar, yaşlılar, evet, bunlar çok şey, hani havaya bir şey atalım da inşallah duyar olur sesimizi. Bu evet, savaş sona erer dedik ama tabii çok kayıpla sona erdi. Çok. Ama gördüm ki savaşlar dineceğine daha fazlalaşmaya başladı. Yani insan egosu artık sadece savaş değil, kıyıma da gelişti yani. Kıyıma da gelişti maalesef, maalesef. Yani bu kadar çok toprağın, bu kadar çok yeryüzünün boş yerleri varken insanlar neyin savaşındalar? Bunu anlamış değilim vallahi. Savaşında nedir? Şimdi sanatın, müziğin insanları yumuşattığı da bir gerçek. Yani azıcık fazla mı müzik dinlesinler diyorum, azıcık fazla mı sanata yönlensinler, işlerindeki bu kötülükleri atmak için bir şey yapsınlar. Şimdi şey var, insanoğlu gittikçe kabiliyetten uzaklaştı. Bak yeni nesle bak, cidden kabiliyetsiz bir nesil geliyor. Yani motor hareketleri olmayan, evet, tabii, cidden sadece tek hareketi şu, evet, olan, şu olan bir nesil geldi. Yani bu öyle, maalesef, böyle kötü bir nesli yönetmek de sanıyorum bu bilerek yapılmış bir şey. Yani artık bu iş hani teknoloji buluştan daha çok insanı tek tip insan haline getirip daha rahat kontrol edebilme olayı amacıyla. Tabii ki. Şimdiki yani, çocuklara üzülüyorum ben. Erdal, biz bahçede oynardık. Biz de farklı yaşadık. Ben yaşadıklarımı anlatırken bazen sofrada bana böyle bakıyorlar. Çok şey baktıklarını hissediyorum. Yani Allah Allah falan. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben büyük oğluma bisikleti mahallede öğretmedim. Terasımda öğrettim yani. Düşün. Hiç öğretemezsin yani, ki mahallede. Neden? Çünkü korunaklı yetiştiler. Yok. Tabii. Yani çünkü her şeyden korkar oldun yani. Tabii. Bizde öyle bir şey yoktu. Biz mesela biz çıkardık, yok, top oynardık. Bizim bir tek şeyimiz vardı. Annem şunu söylerdi. Bir saatte bir gelin, biz buradayız deyin gidin. Evet. Çünkü o zaman telefon yok, bir şey yok. İletişim şey, evde kadın merak etmesin diye. Mutlaka kardeşlerden biri giderdi. Biz şurada oynuyoruz, haberin olsun. Bir tek bunu aşılarlardı bize. Yani gittiğiniz yeri bildirin. Şimdi ben de mesela oğluma diyorum, oğlum gittiğin yeri bana bildir. Mutlaka, ben de. Ya ne olacak diyor. Ah. Oğlum bildir. Öyle bir ben şey yok. Nerede ne olacak bileyim. Yok. Bir de çocukların büyümesi. Çocuğun kaç yaşında olursa olsun anne baba için ne fark ediyor kesinlikle ki? Kesinlikle. Hiç ben fark ben şimdi etmiyor. Annem benim 85 yaşında. Ben her gün bir kere mutlaka bir saat, iki saat gidiyorum ona. Evet. Yolumu değiştiriyorum. Mesela anneme gidiyorum. Anneme gidince o 85 yaşındaki kadın yani zor yürüyen falan. Bir anda kalkıyor, canlanır, bana yemekler hazırlıyor. Anne ne yapıyorsun? Evden geliyorum. Daha olsun, yeni yemek. Aa sen aç gelmişsin. Tabii, ya niye aç geleyim? Olur. Evden çıktım geldim olsun anneciğim ben diyorum. Olsun. Şimdi tabii anne baba için çocuk her yaşta. Büyümez. Çocuklar tabii, büyümez yani kesinlikle her yaşta. Ama tabii çünkü şimdi genç arkadaşlarım gülüyorlar onlar. ama bir söz vardır. Bak şimdi ben hep böyle yaşlı insanların sözlerine gıcık kaparsın önce. Sonra yıllar geçince ulan ne kadar, ne kadar doğruymuş. Şimdi ama bu yaşlarda anladık. Babam hep şey derdi bana. İşte ben mesela konuşmazdım. Anlatmazdım dertlerimi. Oğlum bu kadar ketum olma. Bak çok üzülüyorum falan. Beni konuşturamazdı. Bana derdi ki inşallah senin de çocuğun olacak. Eyvah. Şey, şimdi benim ufak oğlum öyle. Konuşmuyor. Şimdi var ya kessen, öldürsen konuşmuyor adam ya. Konuşmuyor. Oğlum bir derdim mi? Hayır hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim. Anlatmak diyor istemiyor. Tabii. Ama sonra tabii saygı duyuyorsun onun. Kapalı yani ben de öyle olduğum için. Şimdi ama yani adam doğru söylüyormuş. Bak sen çocuğun inşallah böyle yapmaz derdi falan. Ve meğerse evet, çok zormuş değil mi? Tabii çok. Bence de çok. Yani çocuğu konuşmadığı hani zaman kolay bir çocuk, şey değil. Çocuk doğdu, büyüdü. Mutlaka tabii sorumsuz anne babaysan doğması, büyümesi çok önemli. Hiç önemli değil. Ama yani eğer gelecekle ilgili düşünceleri olan biriysen çok önemli tabii. Çok yani önemli tabii. Sonuçta bir yani bu bir kediye bile ne kadar üzülüyoruz bir şey olunca. Yani bir insan evladı ne kadar zor büyüyor. Çok zor ben şimdi büyüyor, çok hangi emek taraftan olursa olsun bak yani şu anda günümüz biliyorsun ne kadar evet, kötü. Hepsine üzülüyor. Giden her cana üzülüyorsun yani.
Şimdi o adam neden öyle oldu? O niye bu insanların canına kıyıyor diye kendi kendine şey yapıyorsun yani. Muhakeme yapıyorsun ve o muhakemenin içinden çıkamıyorsun. Neden? Niçin? Neyi paylaşamıyorsun? Ya da sana ne yaptı? Ben sana ne? Yani hiç tanımadığı adamın yanına gidip bir şeyler yapıyor. Evet, patlatıyor kendini. Evet, yani. Evet, evet. Çok kötü bir şey. Allah kötü kimseye şey. Vermesin. Allah yani. Şey sevgi eksikliği. Ne güzel ki sevgi var, ne güzel ki dostluk var. Şimdi yeni nesilde, yeni gençlerde dostluk var mı? Mesela benim seninle olan dostluğum gibi bir telefonda Erdal'ım şuradayım gel dediğimde gelebilirsin. Sen dediğinde ben var mı? Ya yok. Tabii şimdi genele baktığında yok. Göremiyoruz ama vardır tabii böyle müstesnalar bağımlı vardır. Ben arkadaşlar. Genelden söz ediyorum. Tabii ama genel anlamda yok. Çünkü genel anlamda kimse de kalmadı. Mesela eskiden ev gezmeleri vardı değil mi? Şimdi benim Şişli'de bir evim vardı İstanbul'a ilk geldiğimde. Ya evim iki oda bir salondu. Bizim Atilla Atasoy şey yapardı. Oğlum evde gizli bölmeler mi var diye tamam mı? Çünkü evin içi acayip doluydu. Her gün benim çünkü önüm caddeydi. Her geçen bir korna çalardı. Gecenin kaçı olursa olsun. Gel. Gel hadi hemen. Gel. Sabahlara kadar otururduk tamam mı? Yani o zaman çocuk da yoktu. Fakat muhteşem zamanlarmış. Evet. Şimdi kimse kimseyi evine davet etmiyor. Çağırmıyor. Kimse yani hayır. Ha tabii zaman değişti şöyle ki işte kafeler açıldı bilmem ne. Artık evde yapacağın şey kafede gidip yaparsın. Oturursun. Pisliği misliği orada bırakır dönersin evine. Ama ne kadar maddesel düşünüyoruz. Tabii tabii musun? Tabii şimdi insanlar böyle düşünmeye ama başladı. Ama ne kötü. Bizler yani, de aynısını yapıyoruz ya, Erdal'cığım. Neler yapardık ev yani sabahlara kadar öbür güne sarkardı olaylar evet yani. Evet ya, benim şimdi, o muhabbetler çok güzeldi. Yok. Misafir gelecek diye hazırlanırdık günler öncesinden. Ya da misafir ya bunu, ne bulursa yerde. Bunu bu sabah karımla konuştuk biliyor musun? Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Yani bazı şeyler hani unutulmaz. Böyle annesi biz geleceğiz diye yani işte diğer arkadaşlarımızla nasıl bir sofra kurmuştu. Yani şimdi o hiçbir kadın yapmaz onu yani. Yok artık kadınlar o kadar eskisi kadar çok becerikli mi değil? Ya yok zaman işte, mı ayırmıyor? Bak, zaman meselesi. Yani bir kere hani eskiden şey vardı. Kadın çalışmaz erkek çalışırdı. Hı hı. Şimdi kadın işlere dahil oldu. İşte çalışıyor. Herkesin de her işte çalışan kadın var. Yani zaman mı azaldı? Zaman azaldı. Bir de kolaylaştı. Bir de tabii şimdi hayatını bu işlere böyle vakıf edip de artık hani sırf çocukları ve kocası için yaşayan kadın yok. Yok. Ben zaten ona da karşıyım. Yani dünyanın en zor işi ev kadınlığı. Çok bak, zor ben, bir şey. Hakikaten ciddi söylüyorum. 30 ben, mesleği, yani, 40 mesleği bir arada yapan bunu, ama bunu, mesleksiz olan ev kadını. Evet abi. Yani şimdi zaten ben devletin neden ev kadınlarına böyle bir şey bağlamadığına hep şaşarım yani. Evet. Düşünsene kaç işi yapar. Ben hep öyle diyorum. Yazılarımda yazıyorum. Hakikaten öyle. Değişik bütün mesleklerin hepsini bir kadın yapar. Kadının mesleği yoktur. Adı ev hanımıdır. Ev hanımı. Değil olur mi? Mu öyle şey? Yani, ev hanımı ne yapıyor? Evde oturup tabii, hanımlık mı yapıyor? Tabii tabii. Ya, işte ama insanlara onu çağrıştırıyor evet. Biliyor musun? Yani ama işte şimdi artık her şeyin kolayı çıktı. Evet, i̇şte evet. Yiyeceklerin kolayı. Her bilmem, şeyin kolayı. Çamaşır atınca pat diye basıyorsun, yıkıyorsun. İşte bulaşığı atıyorsun, pat diye yıkıyorsun. Her şey çok kolaylaştı yani. Ama buna rağmen de çok yoruluyoruz. Parmaklarımız da kolay kolay ya, oluyor yani. Yoruluyoruz. Kaslı parmaklar şöyle. Bazen spor yapıyorum aynen, sabah. Aynen. Yani hayatı senin aslında, spor deyince sporla olan, sen sporu çok seversin. Yürüyüşlerin devam ediyor. Tabii canım yine. Yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra bir ara çok futbol oynuyordum. Ankara zamanımda futbol oynadım zaten. Ama artık futbol oynamıyorum. Çünkü bir tarafımızı kırarız falan. Evet, evet. Artık yaş kemale erdi. Değil tabii de. Yani ama tabii sporun da artık... Daha dikkatlisini yapmak lazım. Yani lazım. O kadar yani ayak kırılırsa gencin de aynı kırılır. Ha, biraz belki o, seninki biraz geç işin, kaynar. İşin şaka yani ama tabii insan eskidikçe ben hani hiçbir şey yeni kalmıyor. Bir kere hani bir şey kırılır, yapıştırırsın ama hiç eskisi gibi olmaz. Öyle, İnsan da öyle. Yani. Yani insanın bir günü bile farklı oluyor. Herhalde. Güzel yürüyüşünü yapıyorsun, işte terini atıyorsun, bitiyor. Yani amaç hareket etmek yani. Evet. Erdal'cığım yeni projelerden söz edelim mi? Şimdi tabii. Yeni bir şey çıkaracaksın.
Yeni bir ne diyorsunuz buna? CD mi, vallahi, kaset mi, plak şimdi, mı? O kadar tabii çok şey değişti. Ki İşlerlik isim. Değişti artık. Evet. Dijital ortam var. Evet. Siz ne kadar CD'nizi çıkarmaya çalışsanız da yapımcılar bu işi dijitale dökmek istiyorlar. Çünkü dijitalde şöyle söyleyeyim, yapımcılar daha kendilerini güzel hissediyorlar. Evet. Çünkü bir şey harcamıyorlar. Sen klibi çekip götürüyorsun. Hazır, o dijitale koyuyor. Oradan para geliyor ama diyor ki ben o parayı ayrıştıramam ki, o para bana kalacak diyor. Ne güzel. O ona kalıyor. Ya yani şey, ben niye yaptım bunu, öpücüye mi diyorsun? Yok, sen şey, sanal ortamda işte üne. Bir ortam hazırladık, sen de sahneden kazanırsın. Şimdi tabii aslında eskiden de albümlerden para çok kazanmadık, ben açıkça söylüyorum. Yani yapıyorduk, albüm bizim prestijimizdi. Ondan sonra sahneden iyi paralar kazanıyorduk. Ekstralar falan çoktu ekstralar, veya da sahne. O bizi şey yürütüyordu. Ama şimdi o tatlı işler, o tatlı şeyler yok. Zaten her işte öyle. Yani şu anda hani bana, birisi dese ki benim işim muhteşem. Yok, inanmam hayır, yani. İnanma, inanmaz. Evet. Ve ben bazen şey yapıyorum. Bu genç arkadaşlar çıkarıyorlar. Sadece televizyona çıkıyor. Bu adam ne kazanıyor diye kendi kendime düşünüyorum yani. Kazanmıyorlar şimdi, da zaten. Ya, başka yerlerde işte... Aynı sahneye çıkma umuduyla. Şimdi zor işleri Nazancığım, zor. Bir işi niye yaparsın? Para kazanmak. Para kazanmak. Ekmeğini yani mideni doldurmak ya da işte ne bileyim geleceğine bir şeyler koymak için, değil mi? Evet. Şimdi bazı insanlar hiç yani hiç tabii. Hiçbir yerde göremiyorsun, hiçbir mecrada göremiyorsun. Yani bir bar ortamında olur, bir konser ortamı olur. Bunların hiçbirinde çalışmıyor. Ama çalışmadığı halde çıkıyor. Abi 3-5 tane klip yapıyor falan. Klipler para çünkü yani. O zaman bunlar varlıklı insanlar mı diye? Yani şimdi bazen de o geliyor aklıma. Ama bu varlığı bir şeyler için harcarken sen başkasının haklarını evet. O adama satmış oluyorsun. Evet. Yani şimdi ben yapıyorum sana, vereceğim kardeşim 2 klip. Sen bunları oynat. Senden sonra gelen adam aslında gerçekten iyi müzik yapan ya da varlığı olmayan adama sen kapıları kapatıyorsun. Tabii öbür ki. Adam diyor ki o zaman. Kardeşim bana zaten yapıp getiriyor. Getiriyor diyor. Hazır sana sen niye de bana para getiriyor. Verin? Sen de yap getir diyor. Lan nasıl yapacak? Nasıl? Adam gidiyor. Bak ben bunu inan ki daha 2 gün önce bir arkadaşımla konuştum. Diyor ki abi diyor bankadan kredi çekiyor diyor. Oo. Genç çocuk. Yani düşün daha 18'ine geldi, tamam mı? Bankadan kredi. Ne yapacaksın kredi abi? Kredi niye kullanılır? Ya ev alırsın ya araba bence alırsın. De. Ne bir hayatını kurarsın değil evet. Mi? Evet. Ya da bir iş kurarsın. İş çünkü kredisi. Bu iş başka bir iş. Bu değil. Yani bu şeyi olmayan, bacası olmayan sadece burana güvendiğin ve burana güvendiğin bir iş. Sen bunlardan bir tanesi arızalandığında işin gitti. Yok artık. Tabii ki. Tamam mı? Yani o yüzden bunun için kredi alıp da nasıl harcayabilirsin bunu? Bu yani benim için hakikaten çok bana zor geldi. Ya gerçekten var mı böyle dedim. Var dedi. Var. Adam. Var dedi bana. 2 gün önce konuştuk ya. Doğadan dolayı ben artık bu işlere bir daldım yani. Kendim zamanında bu kadar değildim. Ben sadece albümü yapardım, teslim ederdim, klibimi çekerdim. Bitti. Zaten klip de yoktu o zaman. TRT yapıyordu. Şey yapıyordu. bir tek buydu. Ama şimdi adam diyor ki radyoya şey yapman için 2 ay önceden radyoya rezerve yapman lazım. İşte bilmem ne şunu yapman için şu... Hakikaten evet. Abi sen... Bu şey bazı söylemekte zararlı mı bilemiyorum ama isim vermeyeceğiz nasıl olsa. Bazı kanallarda bunların dönmesi için de ücret ödeniyor değil tabii, mi? Tabii. Tabii işte düşün yani bak. Evet. Mesela bunu oynatmak için kredi evet. Alıyorsun. Niye alıyorsun? Kredi alıyorsun. Geri dönüşümü yoksa. Bir de attığın taş sana nasıl dönecek bilemiyorsun yani. Şimdi bazı şeyler bizde garantiydi. Mesela o zaman bir TRT vardı. Sonra Star ve Tele10 açıldı. Bir ara 06 mı vardı? Kanal 6 vardı. Kanal 6 ama bak, vardı. Bu 4 kanaldı. 4 kanalda TRT'ye zaten çıktığın anda meşhurdun. Meşhurdun. Ya ama varsa bir şey meşhurdun. Yoksa gene değilsin. Çok o arada çok elenenler oldu. Varsa oluyordun. Oldun ama çalışamazsan hiçbir anlamı yok yani. Öyle insanlar çok kayıp gittiler. Çok yani çünkü stüdyo başka bir ortam, sahne başka bir ortam. Yani stüdyodaki şeyini sahnede sergileyemezsen o zaman gidersin. Sahne hata kabul etmiyor. Stüdyo kabul eder, başa dönersin. Tekrarlarsın. Yani bizim şu canlı yayın hata kabul etmez ama bant yaparsan olsa, al baştan bir daha. Şimdi stüdyo böyle bir şey.
Yani orada başarılı olan çocuk sahneye çıkıyor, insanlar hayal kırıklığına uğruyor, bitti. O zaman para kazanamazsan sen de bitersin. Gidersin, şimdi evet. böyle bir işlerlik gelmiş. Yani tabii ki şimdi işin en şey tarafı, her iş yeri para kazanmak zorunda. Evet. Özel televizyonlar, özel radyolar, her yer. Bunlar parasız yaşayamazlar. Evet. Devlet bunlara yeterli destek vermiyor bu konuda. Zaten kendi işte reklam pastanız diyor. Reklam pastasından almak için de adam günceli hep yakalamaya çalışıyor. O güncelin arasına girebilmek bir ölüm. Çok zor. Of, evet. İnan evet, ki ben şimdi yeni çocuklara çok üzülüyorum. Yani hakikaten üzülüyorum. Ben bir zaman şey diyordum. TRT denetiminden sonra eskiden şey vardı. Bilet paran yoksa maçın sonuna kadar dışarıdan dinlersin. Oradan sonra kaç nasıl geçiyor falan. Çok çocukken başımıza geldi. Sonra maçın son 10 dakikasında zaten takım ya galip ya mağlupken kapılar açılır hurra girersin. İçeri girersin, tamam mı? Şimdi öyle oldu bir ara. O denetim kalkınca millet hurra girdi içeri. Şimdi onlardan yani çok böyle hastalıklı insanlar var. Evet. Yani bu işe dayanamayıp hasta olan, yani haksızlığa ya da ne bileyim bir şey vardı kendinde ama hep tabii insan kendini hep güzel görür. Ben çok iyiyim falan der ama karşıdan nasıl göründüğün önemli. Karşıdan göründüğün gibi değilsen yani o zaman bu işte hemen elemine oluyorsun. Tabii. Nitekim olanlar şu anda nerede yaşıyor bilinmiyor. Bilinmeyenler yani. O kadar çok ki. Çok. Aslında tabii. Böyle bir program yapılsa biliyor musun? Acayip güzel olur. Değil mi? Onlar neredeler ben, diye. Ben aslında böyle bir şey düşündüm bir zaman. Böyle hakikaten bir program, böyle bir program yapsam. Vallahi cidden söylüyorum. Bak, doğru. Onlar nerede? Onlar? Nerede abi? Hiç neredeler? Yani işte. Bir ara çıktılar, bir balon oldular. Aynen. Gittiler. Aynen. Evet. Yok yani. Kim bilir neredeler? Evet. Ne yazık. Sektörün öğüttüğü evet, insanlar. Öğüttüğü insanlar. Yani. Bir sürü yarışmalar da yapıldı. Ben onlara da çok karşıyım ve her zaman da söylüyorum. Ya şimdi, birilerini çıkardılar. Şimdi ama, televizyon bunu yapmak zorunda. Evet. Aslında kimseye de kızmamak lazım. Hayır, yapsınlar ama birinci olanı da biraz elinden tutsunlar. Benim isteğim bu. Tabii ki yarışmalarla. Ben de yarışmayla. Sen yarışmadan. İşte tabii. Yarışmalardan birileri çıkacak ortaya. Ama, evet. Ama şu var. Yarışmadan geldim ama. Ben de eğer o gazetenin şeyine kalsaydım, ben de Ankara'ya şey geri dönerdim. Evet. Biz zorladık. Biz Atilla Özdemiroğlu olmasaydı ben çıkmam. Yani çıkardım ama o kadar mucize şeylerle çıkardım ki ortaya. Ama Atilla Özdemiroğlu'nun desteği evet, olduğu için daha evet, rahat çıktık, daha kolay çıktık yani. Doğru. O zaman gazete bizi unuttu. Gazete bize vaat ettiklerini vermedi. Hiç yapmıyorlar yani, değil mi? Tabii sadece canım, yarışmayı hazırlıyorlar. Yarışmalarda tabii bunlar yarışma, için işte. Yarışma öyle. Yani Amerikan Idol'a tabii bakarsan o adam kaç tane şey şarkıcı çıkardı star sahneye. Star çıkardı, yani. Star dünya çarkalanan tabii, dünya starlar çıkardı. Evet. Yani biz de sadece günü kurtarma ve reytingler için yapılan bir şey. Tabii. Yani ona işte hep kendini hani güncelleme diyor ya, televizyonlar da böyle güncelliyor. Yani bakıyor, bir seyirci bunu istiyorsa bunu veriyor. Ben yıllar önce bir arkadaşım televizyonun program müdürüydü. Televizyonun adını da vermeyeyim. Bir program götürdüm. Muhteşem dedi bu program. Haftaya buluşalım dedi. Buluştuk. Ya Erdal'cığım program muhteşem ama dedi biz bunu yayınlayamayız. Niye? Niye? Abi sen çok kaliteli dedi. Daha iyi işte televizyon kaliteli. Yok kaliteli yaramaz. Biz dedi halka inmeye çalışıyoruz dedi. Nasıl kötü bir şeydir, ters köşedir yani, anladın mı? Yani insan, ben inanamamıştım o zaman. Hakikaten mi dedi? Böyle. Evet güzel. Hakikaten dedi yani. Erdal'cığım biz programın sonuna geldik. Hı-hı. Ama ben programı kapatmak istemiyorum. Sen gençlere bir iki şey söyleyip kapatabilirsin. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Ben teşekkür ve ediyorum. Sağ ol. Kısacık geçti uzun zaman. Evet. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başta da söylediğim gibi bana verdiğin bu güzel zamanlar için sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu güzel programda olmak ediyoruz. Benim için çok keyifliydi. Genç arkadaşlarıma söylemek istediğim, bırakın bu işleri. Eğer bir işi yapacaksanız, bence bizim Türkiye'de özellikle en büyük sorunumuz şu. Her işi ben yaparım ya da her şeyi ben yaparım
yerine bir tane iş yapın, sağlam iş yapın. En önemlisi bu. Ama en önemli şey kalpten ve sevgiyle yapmak. Hoşça kalın.